dinletmeden programı bitirmem yani. 9.30'da bitse yine o müziği dinleteceğim size. Eliniz mecbur, dinleyeceksiniz beni. Yani hiç kaçarınız yok. Uçarınız, kaçarınız yok. Telefon attığımızda Yücel Tonguç Erbaş var. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı. Tonguç hoş geldin. Günaydın Ali Bey, hoş bulduk. Ne var ne yok, iyi misin? İyiyim. Ben de YouTube'u açtım aynı zamanda. Aferin, tamam. Akıllı adamların hali başka. hem sizi seyrediyorum hem de dinliyorum. Güzel. Peki şimdi bugün enflasyon verisi açıklanıyor. Kasım ayı enflasyonu. Hem beklentinin ne olduğunu, yani sizin kurumsal beklentinizin ne olduğunu, hem kişisel beklentinin ne olduğunu, hem de piyasada yapılan çok sayıda irili ufaklı anket var. O anketlerdeki ortalamayı rica ediyorum. Bu sorunun birinci kısmı. İkinci kısmı, beklentinin çok üzerinde gelirse, örneğin beklenti diyelim 1.2, bilmiyorum ben, sen söyleyeceksin bunu. Bu 1.5, 1.8, 1.9 ya da 2 geldi. Bu durumda ne olur? Çok yüksek gelmesi halinde Merkez Bankamız ne yapar? Çok düşük gelmesi halinde Merkez Bankamızın ne yapması gerektiğini düşünüyorsun? Yaklaşık 10 dakika vaktim var. Buyurun. Evet, şimdi bizim kurum olarak beklentimiz 1.05'lik bir aylık enflasyon. Bunun da yıla dönüşmesi 12.64 gibi oluyor. Çünkü geçen seneki Kasım enflasyonu 0.38 aylık bazda. Dolayısıyla benim anlayabildiğim kadarıyla piyasa ortalaması da aşağı yukarı 1-1.20 arasında bir aylık enflasyon beklentisi var. Yani o sorduğunuz ikinci bölümdeki soru, hani aşağısında ne olur, yukarısında ne olur ile ilgili. Bu aralığın üstü ya da altı olarak değerlendirmek lazım. Kişisel olarak da aslında bu ay bir nebze böyle konsorsiyum içinde karar aldık gibi. Yani bizim araştırma tarafıyla birlikte. Dolayısıyla buna benzer bir beklentim var. Şimdi yani mesela 1.5 ile 2 arası bir aylık enflasyon ve bunun 13'lere doğru yıllık enflasyonu çıkarması durumunda tabii şey hoş olmayacaktır. Yani her ne kadar ekonominin 4. çeyrekte biraz daha soğumaya başlayacağı, bu işte ekonomik kısıtlamalarla enflasyonun da belki kurun aşağı gelmesi, işte petrol fiyatlarının yatay seyretmesi, talebin nispeten azalacağının düşünülmesi gibi bir Kasım ayı düşünürsek, o zaman bu ayda bile böyle bir oran gelmesi bizi hem Aralık'ta hem de önümüzdeki 3 ay içinde, yani yeni yıldaki Ocak, Şubat, Mart'ta aşağı yukarı toplam orada 2-2.20 arasında bir 3 ay toplamı aylık enflasyon var. Enflasyon 14-15 aralığına doğru çıkabilme ihtimalini bir arada getirir. Evet. Bu durumda da Merkez Bankası'nın belki bu toplantıda olmasa bile yeni yılın ilk toplantısında tekrardan faiz artışına hazır bir sadeleşme içinde olduğunu da görebiliriz. Kısaca beklentilerden düşük gelmesi de örnek veriyorum 0.80-0.85'li bir aylık 12.5 bir enflasyon. O zaman da ekonominin soğuma teorisinin ve kur etkisinin en azından pozitif veya negatif bir anlamda enflasyona yansıdığını görür. Ve Merkez Bankası en azından Ocak-Şubat enflasyonunu da bekler bir hale gelebilir. Çünkü Aralık ayı aylık enflasyon geçen yıl 0.74'tü. Dolayısıyla ben bu ay gelecek olan enflasyonun yıl sonu enflasyonuna da yakın olacağını, yani eğer evet, 12.64 ya da 12.80 gibi yıllık gelirse yılı da bu açıdan bu aralıkta kapayacağımızı düşünüyorum. 1-2 aylık daha düşünme fırsatı düşük bir enflasyon Merkez Bankası'na verebilir. Evet, peki. Enflasyon bahsinden çıktık. Şimdi işin zor kısmına geliyoruz. Kazık bir soru. Enflasyonun beklentiler doğrultusuna geldiğini varsayarsan ve beklentinin çok üzerinde geldiğini varsayarsan, kur bugün yani kaçtan açılır, nereden açılır, nereye doğru gider? Borsa İstanbul'da nasıl bir açılış görürüz? Her iki seçeneğe göre de rica ediyorum. Ya şunu açık söyleyelim Ali Bey. Şimdi nasıl ki bizde büyüme verisi geldi 3. çeyrek, işte 6.7 ile hani dünyada da sayılı bir büyüme kaydettiğimizi gördük ama o gün net bir borsaya veya bana kalırsa kura da bir etkisi olmadıysa, ya bugünkü enflasyon verisi örnek veriyorum
1 veya 1.20 aralığı değil de 2 çıksa da efendime söyleyeyim 0.85 çıksa da aylık bazda ve bu 12.5'lara getirse de enflasyonu, ben şu anki konjonktürde kura, borsaya direkt etkisi olacağını düşünmüyorum. Çünkü insanlar bir sonraki ayı bekleyecektir. Mevcut Aralık ayı içerisindeki yurt dışındaki bu yatay beklenti sonrası, ha şunu görebiliriz belki, kurda 3 ya da 5 kuruşluk bir yükseliş, yani 7.90'lara doğru veya 7.80'e doğru bir geri çekilme, iyimser veya kötümser senaryoda. Ama Borsa İstanbul'un dinamiği şu anda ne büyüme ne enflasyon, tamamen yurt dışı ve aşı işte ve destek paketleri haberlerinin gelişmesi. Ama bugün özelinde ben yatay bir borsa açılışı, kurun yine 7.80-7.90 arasında bir seyir göstermesini, zayıf dolar, yani dünyadaki zayıf dolar görüntüsünün de devam etmesini bekliyorum. Evet. 3 dakikamız var. Birkaç hisse rica ediyoruz. Yazanlar var. Yani birkaç hisse tavsiyesinde bulunabilir mi diyorlar Tonguç Bey. Bizim bu noktada aslında haftalık model portföyü yayınlıyoruz. 5 hisseden oluşan. Evet, oraya bir bakın diyorsun. Bu bir. Peki. Müşteri çağırıyorsun. Evet, tamam, oldu. Anladık. Tamam. Peki. Ama aklımda yani hisselerde. Lütfen. Mesela, bu hafta özelinde ben özellikle sağlık, çimento ve bir nebze petrokimya tarafını biraz da ön planda tutuyordum. Ama hisselerimiz Kerevitaş, Migros, Oyak Çimento, Emlak Gayrimenkul, evet. Ve aslında bankada biraz daha geride kalmış Halkbank'a eklemiştik. Evet. Dolayısıyla biraz gıda, biraz çimento ağırlıklı bir haftaydı. Ben önümüzdeki dönemde, yani önümüzdeki hafta içinde söylüyorum, biraz Petkim'e bakıyorum. Yani evet, benim için büyük hisselerden önemli. Ve bu bankacılık ulaştırmadaki şeylerin, hareketlerin Aralık ayında biraz daha ufak montanlı. Yani mesela gayrimenkul yatırım ortaklığı, çimento bazlı, özellikle Kanal İstanbul üzerine yoğunlaşan ve belki yeni enerji haberleriyle tekrar enerji ve petrokimya şirketlerinde bir hareketlilik olabileceğini düşünüyorum. Evet, peki Tonguç, çok teşekkürler. İyi yolculuklar diliyorum sana. Ben teşekkür ediyorum. Evet, şimdi birkaç izleyici notu var. Onları okuyacağım. Ondan sonra